Merhaba bugün size 3 haber derledim. İlk haberimiz Japonya'dan güzel bir gelişme olarak adlandırabiliriz belki de. Japonya Finansal Hizmetler Ajansı 30 Ağustos'ta yani geçtiğimiz hafta ülkenin 2025 mali yılına dair vergi sistemiyle alakalı bir açıklamada bulundu. Aslında bunu açıklama demekten ziyade talepte de bulundu demek daha doğru olacak. E, vergi hakkında konuşurken kripto da altını çizmiş oldu. E, kripto varlıklar hakkında e, halkın yatırım yapacağı bir yatırım aracı olarak görülmesi ve bu şekilde muamele gören muamele gören bir finansal araç olması gerektiği söyledi. E, ve yine aynı şekilde kamunun yatırım e, planları arasına girmesi gerektiğini de söylemiş olduğu e, Finansal Hizmetler Ajansı. Yine aynı şekilde e, kripto kazançlarına uygulan, uygulanan verginin de aşama çekilmesi talebinde bulunuldu. Bu daha evvel ülkede yapılmıştı, ancak bu çaylar cevapsız kalmıştı. Bu sefer ne olacak? Tabii takip ediyor olacağız. E, ben ülkedeki vergi sisteminden biraz bahsetmek istiyorum, örnek vermek istiyorum. Şöyle ki, Japonya'da şu an kripto karları %15 ile %55 arasında uygulanan vergi dilimlerine maruz kalıyor. En fazla %55'lik bir vergi dilimi söz konusu. Fakat burada bireylerin kendi gelir vergilerinden de etkilenen bir duruma Yani sabit bir durum yok. E, hisse tarafında uygulanan e, vergi dilimi nedir diye baktığımız zaman bunun %20 olduğunu görüyoruz. Bir de işin şu bacağı var. Bilançosunda kripto varlık bulunduran şirketler satsın ya da satmasın yıl sonunda ellerinde bulundurdukları kripto varlıklar üzerinden %30'luk sabit bir vergi ödemek durumunda. Dediğim gibi bu durumun takipçisi olacağız, gelişmeleri takip edeceğiz. İkinci haberim Güney Kore'den. E, Güney Kore aslında daha çok regülasyonlarla e, ya da mevzuatla alakalı yaptıkları attığı adımlar öne çıkan ülkelerden bir tanesi. E, yine benzer bir haber aktarmak istiyorum size. E, finansal denetim hizmeti bir resmi kurum olarak Kripto varlık işlem platformlarının artık denetim yapmaya başlayacağını açıkladı. Bunda birkaç ayağı olduğu söylendi tabii ki. Ee, şöyle ki öncelikle bu işlem platformlarının yani platformların genel olarak mevcut yasal mevzuata uyumlu olup olmadıkları denetlenecek. Bunun ardından e, yasa dışı işlem var mı yok mu bu, buna bakılacak. Ve tabii ki kullanıcı varlıklarının korunması da çok ön planda denetlenecek şeylerin başında geliyor. E, bu herhangi bir yasa dışılık bulunması durumunda ya da mevzuata uyumsuzluk olması durumunda çok ağır cezalarla karşılık görecek şekilde bir açıklamanın devam ettiğini söylemek istiyorum. Ülkede bir, bir başka bilgi daha vermek gerekirse ülkede kullanıcı varlıklarının korunmasına o kadar önem veriliyor ki geçtiğimiz 19 Temmuz gününde bu konuyla alakalı ülkede bir yasa yürürlüğe girmişti. Bunu da hatırlatmış olmak istiyorum. Son haberim Ripple'dan. ilginç ve güzel bir gelişme olarak değerlendirebiliriz bunu. E, Ripple yaptığı son açıklamada şirketin CEO'su tarafından yapıldı bu açıklama tabii ki. Kendi yerel ağında bir stabil kripto para ihraç edeceğini, hayata geçireceğini duyurdu. Normalde böyle gelişmelerin, geliştirmelerin diyelim e, çok uzun zaman almasını beklersiniz. Fakat bizzat CEO tarafından yapılan açıklamada bu sürecin aylar değil haftalar süreceği söylendi. Yani 2024 bitmeden... Ripple tarafından bir stablecoin görebiliriz. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. ABD dolayıyla destekleneceğini biliyoruz ve yine şirketin genel stratejisinin bir parçası olarak bu hareket gerçekleşiyor. Şöyle bir durum da var. CEO'ya olası IPO sorulduğunda Amerika'da IPO düşünmediklerini söyledi. Ve ilginç bir başka açıklaması daha var. Önümüzdeki 5 yıl düşünüldüğünde hiç olmadığı kadar kripto varlıklar ve bu ekosistemle alakalı iyimser ve pozitif bir görüşe sahip olduğunu dile getirdi. Şimdi şirket stabil kripto para çıkarırken bu alanda dünyadaki durum nedir diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. EWD açıkladığı verilere göre dominans yaklaşık %70-71 ile USDT'de ve hemen arkasından gelen %20-21 ile de USDC'de stabil kripto paralardan bahsediyorum. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere. <laughs>